Tabii Rizespor camiası olarak 8 haftalık galibiyet alamamamızın verdiği baskı, sonrasındaki bir görev değişikliğiyle birlikte bizim 2 haftadır göreve gelmemizle birlikte kazanılan 6 puan var. Bu bizim açımızdan çok önemli ve güzel. Dolayısıyla Hatayspor gerçekten çok iyi bir takım. Birbirinden yetenekli, forvet ve takım kurgusuna sahip. Geçiş oyunlarında çok iyi oynayan bir takımdı. İlk maçımızda böyle evimizde kazanmış olmak çok mutluluk verici. Galatasaray deplasmanında da uzun yıllar sonra tekrar Rizespor camiası olarak galip gelmiş olmak da takımımızın moral motivasyon yönünden büyük katkı sağladı. Şimdi önümüzdeki Karagümrük maçına bakıyoruz. Tabii ki her maçımızı tek tek final olarak görerek özelle hazırlanıyoruz. Hem rakibi analiz etmekte, hem oyun sistemiyle, hem taktik anlayışımızla Rizespor her geçen gün daha yukarıya doğru kazanan bir ivmeyle inşallah arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz. Çünkü taraftarımız, bu büyük camia her türlü mutluluğu hak ediyor. Bundan sonraki süreci de inşallah başta Sayın Başkanım Hasan Kartal olmak üzere yönetimimiz, teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimiz de başarmak için çok çalışarak inşallah hak ettiği yere getireceğiz. Gerçekten gurur vericiydi. Ama üzüntü vericiydi. Hollanda'nın yaşadığı şampiyonluklara baktığımızda maalesef bizim birçok Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna gidemediğimiz bir süreçler yaşadık. Dolayısıyla buradaki benim yıllardan beri söylediğim, altyapı hocalarının maaşlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmeli. Online ve interaktif eğitimlerle birlikte özel hocalarımızın altyapılarımızda eğitimini doğru verdiğimizde bizim gençlerimizle biz Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu çok rahatlıkla kazanabileceğimizi hala iddia ediyorum ve bunu da dünkü maçla birlikte Avrupa'da oynayan gençlerimiz bunu gösteriyor. Yeter ki onlara o imkanı, o tesisi, o imkanlarla birlikte o bilgili donanımlı hocaları onlara tahsis edelim. Ve çok güzel günler bizi görecektir. Ben bundan sonraki süreçte artık finallere giden bir milli takım ve oralarda başarı hikayesi yazmış bir milli takımın olacağı inancındayım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum.